dünya ağaçları, evde yetiştirilebilecek güzel ve dayanıklı bitkilerdir. Bu bitkilerin zarafeti ve yeşil yaprakları, evlerimize doğallık ve canlılık katar. Ayrıca, dünya ağaçları, havayı temizler ve odan nemini artırır. Eğer evinizde tüy ağacı yetiştirmek istiyorsanız, doğru ekim koşullarına dikkat etmeniz önemlidir. İlk olarak, Tüy ağacı için doğru bir saksı seçmelisiniz. Genellikle plastik yağda seramik saksılar tercih edilir. Saksıda drenaj delikleri olmalıdır. Böylece suyun bitkinin köklerinden uzaklaşmasına izin verilir. Ayrıca saksının büyüklüğüne de dikkat etmeniz önemlidir. Tüy ağacı kökleri genişleyebilir. Bu yüzden saksının yeterli büyüklükte olduğundan emin olun. Tüy ağacının ihtiyaçlarına göre uygun bir toprak karışımı hazırlamalısınız. Genel olarak, hafif ve iyi drene olan toprak karışımları tercih edilir. Kaktüs veya sukulent toprağı da kullanabilirsiniz. Ancak, toprağınızı doğru sıcaklıkta tutmanız çok önemlidir. Tüy ağacı Genellikle 18 ila 24 santigrat derece arasında bir sıcaklıkta en iyi şekilde büyür. Toprak seçimi ve hazırlığı Tüy ağaçları için doğru toprak seçimi ve hazırlığı, bitkilerin sağlıklı bir şekilde büyümesi ve gelişmesi için önemlidir. İşte tüy ağaçları yetiştirmek için toprak seçimi ve hazırlığı hakkında bilmeniz gerekenler, tür toprak ihtiyacı ile asidik toprak briopahillum torbacı toprak adiantum humuslu toprak soleiroli atınlı toprak peperom yağ geçirgen toprak dünya ağaçları farklı toprak türlerine ihtiyaç duyarlar. İdeal toprak, iğdrene olabilen ve bitkilerin köklerinin hava almasına izin veren bir yapıya sahip olmalıdır. Bitkilerin mineral ve besin maddelerini absorbe edebilmeleri için topraktaki besin elementleri de önemlidir. Toprak hazırlığına gelince, Öncelikle dikim yapmayı düşündüğünüz alanı belirleyin ve toprağı iyice temizleyin. Eğer toprak sağlıklı görünmüyorsa, Organik madde içeriği artırmak için kompost ekleyebilirsiniz. Toprağı sıkıştırmaktan kaçının çünkü tüy ağaçları derin köklere sahip değillerdir ve sıkışık toprak köklerin hava almasını engelleyebilir. Ayrıca, toprak nemini tutabilen ve bitkilere uygun pH seviyesine sahip olması önemlidir. Dünya ağaçlarını doğru toprağa diktiğinizde, bitkilerin sağlıklı ve güzel görünmesi için gerekli olan besinleri ve uygun ortamı sunmuş olursunuz. Sulama yöntemleri ve sıklığı Dünya ağaçları, düzenli sulama ihtiyacı olan bitkilerdir. Sulama, bitkinin sağlığı ve büyümesi için son derece önemlidir. Tüy ağaçlarına su verirken, toprağın nemli olduğundan emin olun. Ancak su birikintisi yapmamaya özen gösterin. Çünkü fazla su bitkinin köklerinin çürümesine neden olabilir. Tüy ağaçlarının sulama ihtiyacı, Mevsimlere bağlı olarak değişir. Genellikle yaz aylarında daha fazla suya ihtiyaç duyarlar, kışın ise az suyla yetinebilirler. Sulama sıklığı, toprak nemine bağlı olarak belirlenmelidir. Toprağın nemli olduğunu kontrol etmek için parmağınızı toprağa bastırın. Eğer toprak nemli ise sulama yapmanıza gerek yoktur. Tüy sularken, bitkinin köklerine direkt olarak su verin. Yapraklarını sulamaktan kaçının çünkü yapraklarda oluşan su birikintileri mantar ve hastalık oluşumuna sebep olabilir. Musluk suyu kullanırken, önce bir süre bekletip kloru buharlaştırın veya suyu bir gece önceden koyarak klorun uçmasını sağlayın. Klor bitkinin köklerine zarar verebilir. Tüy ağaçlarına düzenli ve doğru sulama yapmak, bitkilerin sağlıklı ve canlı kalmasını sağlar. Toprağın nem dengesini iyi kontrol etmek, bitkilerin köklerinin sağlıklı bir şekilde beslenmesini sağlar. Sulama sıklığına ve yöntemine dikkat ederek, tüy gelişmeleri için en yani uygun koşulları sağlayabilirsiniz. Gübreleme teknikleri Tüy sağlıklı ve güçlü bir şekilde büyüyebilmeleri için düzenli olarak gübrelenmelidir. Doğru gübreleme teknikleri, bitkilerin gelişimini destekleyecek ve çiçeklenme sürecini etkileyecektir. Birinci adım, uygun gübrenin seçimidir. Tüy ağaçları için genellikle bitki besini zengini ve yüksek azot içeren gübreler tercih edilir. Bu gübreler, Bitkilerin yapraklarının ve gövdesinin sağlıklı bir şekilde büyümesine yardımcı olur. Gübreleme işlemi, Genellikle bitkinin aktif büyüme dönemi olan bahar ve yaz aylarında yapılmalıdır. Bu dönemde bitkilerin besin ihtiyaçları daha yüksek olacak ve gübrenin etkisi daha fazla olacaktır. Gübrenin uygulanması için en yaygın yöntem, gübreyi bitkinin etrafındaki toprağa serpmektir. Gübreyi bitki kökleri etrafında eşit bir şekilde dağıtmak önemlidir. Aşırı gübreleme bitkilere zarar verebilir. Bu yüzden dikkatli olunmalıdır. Bitkilerin gübrelenmesi için ayrıca sıvı gübreler de kullanılabilir. Sıvı gübreler bitki köklerinin hızla besin almasını sağlar ve genellikle sulama suyuna karıştırılarak uygulanır. Bu yöntem, bitkilerin besin ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılamada etkilidir. Gübreleme sıklığı bitkinin ihtiyaçlarına bağlıdır. Genellikle haftada bir veya iki kez gübreleme yapmak yeterli olacaktır. Ancak bitki büyüklüğüne çevresel koşullara ve toprak durumuna bağlı olarak gübreleme sıklığı değişebilir. Bitkilerim yapraklarındaki renk soluyorsa veya büyüme yavaşlıyorsa, daha sık gübreleme yapılması gerekebilir. Gübreleme sırasında dikkat edilmesi gereken bir noktada bitkiyi aşırı gübreleme riskidir. Aşırı gübreleme bitkinin yanmasına ve köklerin zarar görmesine yol açabilir. Bu yüzden gübreleme talimatlarına dikkat edilmeli ve önerilen dozlara uyulmalıdır. Tüy ağaçları için doğru gübreleme teknikleri uygulandığında, Bitkiler sağlıklı ve güzel görünümlü olacak ve daha iyi bir büyüme elde edilecektir. Düzenli gübreleme bitkilerin yaşam döngüsünün her aşamasında önemli bir etkiye sahiptir. Saksıya dikim adımları Tüy ağaçlarını evde başarıyla yetiştirebilmek için saksıya dikim adımlarını doğru şekilde takip etmek çok önemlidir. İşte tüy ağaçlarını saksıya nasıl dikmeniz gerektiği ile ilgili ayrıntılı bilgiler. Adım Açıklama Bir uygun bir saksı seçin. Tüy ağacının kök sistemi için yeterli alan sağlamak için derin ve geniş bir saksı tercih edin. Saksının altında drenaj delikleri olmasına dikkat edin. İki saksının altına bir tabak veya drenaj malzemesi koyun. Bu, fazla suyun saksıdan kolayca boşalmasını sağlar ve kök çürümelerini önler. 3 Kök Topunu Hazırlayın. Tüy ağacını saksıya dikmeden önce Kök topunu hafifçe düzeltin ve gevşetin. Köklerin sıkışmış olmamasına dikkat edin. 4. Saksının altına biraz toprak ekleyin. Kök topunu saksının ortasına yerleştirin ve üzerine yavaşça toprak dökerek saksıyı doldurun. Toprağı hafifçe sıkıştırın. 5. Saksıyı sulayın. Yeterli miktarda su vererek toprağın nemlenmesini sağlayın. Fazla su birikmesini engellemek için saksının altındaki drenaj deliklerinden suyun boşaldığından emin olun. Altı tüy ağacını doğru bir konuma yerleştirin. Güneşli veya yarı gölgeli bir alana yerleştirerek tüy ağacının optimum büyüme koşullarını elde etmesini sağlayın. 7. Düzenli sulama ve bakım yapın. Tüy ağacının sulama ihtiyaçlarını ve diğer bakım gereksinimlerini takip ederek sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlayın. Yukarıdaki adımları takip ederek tüyacınızı başarılı bir şekilde saksıya dikerek, evinizde güzel ve sağlıklı bir bitki yetiştirebilirsiniz. Tüy ağaçları için hastalıklar ve zararlılar. Tüy ağaçları, çeşitli hastalıklar ve zararlılarla karşı karşıya kalabilir. Bu nedenle, bitkilerin sağlıklı ve verimli bir şekilde yetişmesini sağlamak için bu sorunlara dikkat etmek önemlidir. İşte tüy ağaçları için yaygın hastalıklar ve zararlılar. Kanser hastalığı, Tüy ağaçlarında yaygın olan bir hastalıktır. Tüylü yapraklarda kahverengi lekeler ve kabarcıklar oluşabilir. Küf hastalığı, nemli ve serin ortamlarda ortaya çıkabilir. Yapraklar üzerinde beyaz veya gri renkli küf tabakaları oluşabilir. Kurşuni mantar hastalığı, tüy ağaçlarında etkileyen bir mantar hastalığıdır. Yapraklar üzerinde siyah lekeler ve küf tabakaları görülebilir. Bunlar sadece bazı hastalıkların ve zararlıların örnekleri olup, tüy ağaçlarının diğer sorunlara da maruz kalabileceği unutulmamalıdır. Bitkilerin sağlığını korumak için düzenli olarak kontrol edilmeli ve gerektiğinde uygun tedbirler alınmalıdır. 11. Toprak Sulaklığı Kontrolü Evdeki tüm bitkiler için önemli bir faktör olan toprak sulaklığı tüy ağaçları için de büyük bir öneme sahiptir. Tüy ağaçları hava kökleriyle beslenir ve genellikle suyu köklerinden emerler. Bu nedenle, doğru toprak sulaklığı, bitkinin sağlıklı ve güçlü büyümesi için hayati önem taşır. Toprak sulaklığı kontrolü, bitkinin ihtiyaç duyduğu su miktarını belirlemek ve uygun sulama sıklığını sağlamak için önemlidir. İyi bir toprak sulaklığı Bitkinin köklerine yeterli oksijen sağlayarak çürümü önler ve aynı zamanda bitkinin suya olan ihtiyacını karşılamak için legum miktarda nem tutar. Toprak sulaklığını kontrol etmek için birkaç yöntem kullanabilirsiniz. İlk olarak, Bitkinin dibini hafifçe kazarak toprağı kontrol edebilirsiniz. Eğer toprak çok kuru ve toz gibi ise, bitki daha fazla sulama ihtiyacı duyuyor demektir. Ancak, eğer toprak çok ıslak veya çamurlu ise, bitkiyi aşırı suladığınız anlamına gelir. Bir başka yöntem ise parmak testidir. Parmaklarınızı bitkinin kökleri arasına sokarak bunu yapabilirsiniz. Eğer parmaklarınızı çıkardığınızda toprak nemli kalıyorsa, bitki iyi sulanmış demektir. Ancak, eğer parmaklarınızı çıkardığınızda toprak kuru kalıyorsa, bitki daha fazla sulama ihtiyacı duyuyor demektir. Toprak sulaklığı kontrolü yaparken, dikkat etmeniz gereken bir diğer faktör ise bitkinin türüne bağlı olarak değişen sulama ihtiyaçlarıdır. Bazı tüy ağaçları daha fazla suya ihtiyaç duyarken, Bazıları daha az suya ihtiyaç duyar. Bitkinizin sulama ihtiyaçlarını öğrenmek için bitki türüne özel bakım talimatlarını takip etmeniz önemlidir. Doğru toprak sulaklığı kontrolü Evde tüy ağaçları yetiştirmek için başarılı bir temel sağlar. Bitkinizin sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için düzenli olarak toprak sulaklığını kontrol etmeyi unutmayın. Evde tüy ağaçları yetiştirmek için hangi toprak kullanılmalıdır? Tüy ağaçları için hafif ve geçirgen bir toprak tercih edilmelidir. Kabuklu toprak veya torf karışımı kullanılabilir. Tüy ağaçları hangi sıcaklık aralığında yetiştirilmelidir? Tüy ağaçları 18-24 derece arasındaki sıcaklıkta en iyi şekilde gelişmelidir. Daha düşük veya daha yüksek sıcaklıklarda büyümesi olumsuz etkilenebilir. Tüy ağaçları ne sıklıkla sulanmalıdır? Tüy ağaçları düzenli olarak sulanmalı, toprak nemini kaybetmeden kurumaya bırakılmamalıdır. Sıcak havalarda daha sık sulama yapılabilir.